Merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 yılının ilk buğday hasadını yapıyoruz. Bizim tarlamıza geldi. Bu sene çok buğdayımız yok. Bir 6-6,5 dönüm falan. Buğday fiyatları nasıl? Verimler nasıl? Biçer paraları, balya paraları falan. Bu videoda hepsini anlatacağım. Verimlerini falan göstereceğim. Şimdi bizim tarlanın yanına biçiyorlar. Şöyle göstereyim. Birazdan abinin yanına da bineriz bir terslik olmazsa. Bakalım nasıl gidiyor işler. Hepsini anlatacağız. Kantara da girdik. Kilosunu da göstereceğiz bakalım. Arkadaşlar şöyle bir tane sap koparacağız bakalım. İçinde kaç tane tane var. Onu sayalım. Gel bakayım kanka. Şöyle yanımda da Miko kankam var. Arkadaşlar şöyle bir... Oo, çok dağıldı be. Arkadaşlar şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, şurada da var 16, 16, şurada var 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Arkadaşlar bakın yağmurdan dolayı sinik kalmış. Bunu da sayayım. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bunlar hep sinik. 46, 47, 48, 49, 50. 50, 51, 52, 53, 53, şurada da var 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, şunda da var 61, 62, 63, şunda da var 64. Bu da bir tane ama dolduramamış. 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 tane saydık. Ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar tek sayı olması lazım. Çift sayı olmuyormuş buğdayda. Yani yanlış saymış olabiliriz. 71 olabilir, 69 olabilir. Geçen gün saymıştım 54 tane. Dediğim gibi arkadaşlar yağmurdan dolayı yağmur biraz geç düştü. O yüzden danelerin içi tam dolmadı. Öyle arkadaşlar. Burası da geçen sene yonca yeriydi. Burada hiçbir gübreleme yok. Yonca yerinde çok azot var. Maşallah bakalım ne kadar çıkacak. İki romokla geldik. Yanımda da Miko kankam var. Kankacım hayırlı bereketli bir buğday hasadı olsun inşallah. İnşallah inşallah. Bakalım nasıl çıkacak verimler. Nasıl duruyor buğday, güzel mi kankacım? Güzel duruyor. Allah herkesin gönlüne göre kazançlar nasip etsin. Amin amin inşallah. Arkadaşlar şu an bizim burada tüccarlar buğdayı 6 lira alıyor değil mi kankacığım? Evet, 6 lira. 6 lira. Devlet biraz daha farklı açıkladı. TMO falan. Onlar da nasıldı? 6 lira artı 1 lira. Öyle bir şeyler. Destek meslek de. Arkadaşlar o işler yani burada TMO'nun Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir alım yeri yok. O yüzden biz ona veremiyoruz. Evet. Ve arkadaşlar o 1 liralık destek şey galiba. Çok geç mi ne yatırıyorlarmış? Çok yani o işler biraz sıkıntılı. Yılbaşı biz, ya da yılbaşından sonra gibi aynen, öyle yani, bir duyumlar var. Yani biz mesela şu an buğdayı satsak yerine yeni buğday eksek o desteği alamıyoruz. Evet. Yani biraz saçma. İnşallah bu konuda daha güzel bir bilinçlenme olur. Sesimiz inşallah duyurulur. Aynen. Yani bizim gibi insanlar veremiyor. Çiftçinin emeği verilsin istiyoruz artık. Yani ek ek. Biç biç ama elde var sıfır. Bence bu gidişle bu fiyatlar kışın ben buğdayın 10 lirayı geçeceğini düşünüyorum. Buraya da yazıyorum beni izleyen arkadaşlar. Banko 10 liraya geçecek. İnşallah tek temennimiz geçecek o. De kanka biz 6 liraya veriyoruz. Nasıl olacak şimdi hasatta böyle? Çiftçiden şey çıkıyor ondan sonra fabrikaya gidiyor işte. Bu işin ticaretine yapılınca daha çok değerleniyor. Bence şimdi değerli olması lazım ama işte olmuyor. Çiftçi kumar gibi bir şey işte.
Aynen öyle. Yapıyorsun, sonuç hep kaybeden sen oluyorsun. Allah sonumuzu hayır etsin. Öyle diyelim. Amin. Allah herkese hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin. Amin, amin, amin inşallah. Kankacığım bir daha böyle bir de gel, senin de gösterelim yanımızda buğdayın. Şöyle saplarını da gösterelim. Kelleler de böyle kılçıklı. Cinsini ne bilmiyorum arkadaşlar. Babam ektiydi bunu. Yani öğrenirsem videodan açıklama kısmına cinsini de şey yaparım. Bakalım. Bir 500-600 bandında bekliyorum inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boyu aşağı yukarı 1 metre olmuş. Maşallah var da biraz bu sene yağmurlar geç düştüğü için ben daha önce de baktım sinik olmuş. Bunun rengi baya güzel. Burası da yan komşunun. Şimdi burada biçiyor. Bununki kılçıksız bir buğday. Şöyle göstereyim. Biraz siyahlaşmış. Bunun taneleri bir nebze biraz daha iyi ama ağır olmadığından dolayı bükmemiş. Bizimki biraz daha güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bu kılçıklı. Cinsini tam olarak bilmiyorum. Geçen gün bir saydım ama şimdi tekrardan bir daha sayarız. Kaç tane tane var. Gösteririz. Evet arkadaşlar. Bismillah dedik. Başladık hasadımıza. Bakalım ne kadar çıkacak. Kadir abi bize el sallıyor. Birazdan onun yanına da gideceğim. Reklamını yapacağız. El sallıyor oradan. Arkadaşlar biçerimiz Nevolland L520 Karataş. Modelini falan da abiye şimdi şey yaparız. Burası biraz baş sıkıntılı arkadaşlar. Yukarıdan biçiyor. Yağmur
adı ya. Abi seninki tamam olabilir ama danelere baktım doldurmamış. Genelde bak şimdi. Genelde orada biçilen buğdaylar iyi. İyi mi? Evet. Şu an bu nasıl abi? Bu da güzel. Şöyle gösterelim. Sen Hüseyin abinin buğdayında bunu kıyaslama. Hüseyin abinin yeri mısır yeri. Evet. Mısır yeri olduğu için geç ekim. Evet. Yine de şükür yani bayağı güzel buğday çıktı. Ama bu buğdayla onu kıyaslayamazsın. Abi bilmiyorum ama şu an şu biçtiğimiz buğday yağına göre 700 kilodan aşağı düşmez. İnşallah ben kantara da girdim. Evet. Ondan sonra bakalım ne çıkacak. Ne kadar çıkacak? Bu. İnşallah ama sinik abi ben baktım daneler dolduramamış. Bir daneler dolsaydı o ara yağmur yağmadı. Ovada abi 50 gün yağmur yağmadı. Çiçekten sonra bir yağmur yağsaydı şuna ya da çiçekten önce bu arada bir yağmur yağsaydı çok farklı olurdu. İnşallah. Yine de bunu şükür değilim. Olsun bazı abi, dönemler daha kötü. Aynen öyle abi. Yani 200 kilo olanlar 100 kilo olanlar var abi. Yani buna göre burada şükür abi, yani. Buna da şükür abi. Aynen öyle abi. Abi bir de biçer hakkında biraz konuşalım ya. Bu biçer kaç model bakalım? İzleyenler bir de onları şey yapsın. Biçerimiz 2005 model. 2005 model mi? Evet. Karataş. Yok Nevolland. Nevolland. Fason Karataş ismi var sadece. Aynen öyle. Firmanın ismi olduğu için. Karataş. Karataş. L523 öl boğazıdır. Aha. Yani kaç beygir abi bu makine? 200 beygir. 200 beygir. Evet kardeşim. İyi abi. Kadir abi yaklaşık bir 18-20 yıldan beri bizim evet, buralarda uçuyor. 20 senedir onu doğu bölgesinde hasat ediyoruz. Çünkü biz memnunuz, vatandaş da memnun. İşte ömrümüz olduğu sürece, bu işleri yaptığımız sürece arkadaşlara yardımcılığa gayret edeceğiz. İnşallah abi, fiyatlardan da bahsedelim. Fiyatlar bu bölgeye göre normal. 180 liraya uçuyoruz. Evet, çok değil. Balyası da 13 lira. 13 lira. İzleyenler merak ediyor abi hani nasıl fiyatlar yöreden yöre. Arkadaşlar bizim burada buğday çok az. Belki size yüksek gelir olabilir. Yani abi burada çok atlamalı tarla var. Yani gayet bence. Ya şimdi bir Trakya bölgesi, bir Kırşehir, bir Konya, bir Eskişehir bölgesi diye çalıştırıyoruz. Yani normalde akşama kadar biçtiğimiz yer 70-80 dakika diğer olur. Bilemedim 100 dakika. Orada çok nadir yapalımız yani. Hep parça parça arkadaşlar burada. Evet. Yani bu sene belki en büyük biçtiğim tarla 10-15 dönümdür. Bir tane, iki tane denk gelmiş. Yani bu tarla, yanındaki tarla 3 dönüm. Ötekisi 3 evet, dönüm. Bu alt, burası da abi 6-6,5 burası. Aynen öyle kardeşim. Ya biz ona bakmıyoruz. Biz vatandaşın işini görelim. Biz memnun olduğumuz için görelim. Memnun olmasak zaten gelmeyiz. Aynen öyle abi. Başka abi diyecek bir şey var mı? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Yalnız hükümete sesleniyorum. Çiftçiye sahip çıkın. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları duysun. Belki bazı konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiyorlar. Yani ben bu konunun üstüne gidilmesini istiyorum yani. Ama ben iddia ediyorum abi bu buğdayı bu sene 10 lirayı görür kışın. Bank oluyorum. Bana bir şey diyemem. Olabilir. Bence 10 olabilir, lirayı bile geçebilir yani. Olabilir kardeşim. 10 lirayı bile geçer diyor. Tüccarın eline geçtikten sonra abi daha değerli oluyor. Tabii, çiftçinin o elindeyken kusura bakma enayi malı gibi tüccarın eline geçince değerleniyor. Nasıl hiç anlamadım. Öyle. Çünkü neden Türkiye'de takipsizlik var? İnşallah bir gün abi güzel olacak da İnşallah. Ne zaman güzel olacak bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. İnşallah abi. Öyle inşallah. İnşallah abi. Ama abi bu artık pahalı. Ondan sonra buğdayın, ayçiçeğin, mısırın değeri daha çok biliniyor. Seneye ben ikna ediyorum daha çok insan buğday edecek. Ya kuru tahıl tabii bundan sonra her zaman revaçlı olur. Neden revaçlı olur? Dünyada kıtlıklar. Kıtlık var abi yani aynen öyle. Rusya bir Ukrayna savaşı oldu. Bütün dünya darbe yedi. Ya bunu vatandaş göz önüne alacak. Tabii ki imkanı olan, arzusu olan ekecek. Az çok bir şeyden yapacak yani. Aynen öyle abi. Yapmak da zorunda. Ben de öyle düşünüyorum. Neyse hayırlısı olsun ülkemiz için, vatanımız için. Allah'ın bol bereketli hasatlar herkese nasip etsin abi. Abi bu ülkemizin başkasının değil. Aynen öyle. Ama abi, ülkemize sahip çıkalım. Ülkeyi yönetenler ülkesine sahip çıksın. Aynen öyle. Benden söyleyeceklerim bu kadar. Herkese selamlar. Allah'a emanet.
Arkadaşlar romuğumuz 3'e 2. Bakalım ne kadar alacak bilmiyorum tam. Buna hiç doldurmadık buğday daha önce. Kapak yüksekliğini bilmiyorum ama uzunluk genişliğini biliyorum. 3'e 2. Başlıyoruz dökmeye. Bakalım ne kadar çıkacak. Böyle toz olmayalım. Kadir abimiz döküyor. Bakalım alacak mı, almayacak mı? Almazsa bir tane daha romluğumuz var. Cihadiye köyünün en hızlı biçercisi var burada da. Tam silme de olacak galiba arkadaşlar. Biz ne olur ne olmaz diye bir tane daha romokla geldik. Ama azaldı. Evet. Öteki romuğa gerek kalmadan silme doldu. Mustafa, sence ne kadar var oğlum? 4 ton. 4 ton mu? 4 ton var. Miko, sence ne kadar var? Kaç tonluk abi? Bu 3,5 tonluk. 3700. Mustafa, buğdayın iriliği nasıl? Şöyle göster. İyi mi? Yolda giderken şey olmaz değil mi? Mustafa'cığım teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi devam. Bakalım şimdi tartacağız ne kadar gelecek. Bir omokla işi hallettik ya. Evet arkadaşlar şimdi kantara geldik. Şöyle bakalım ne kadar. Arkadaşlar şöyle içeriden bakıyoruz. Boşunu da çekmiştim. Şimdi bunu da çekelim. Birazdan hesaplayacağız. Boşunu çekemedim. 3610. Birazdan hesaplayacağız bakalım ne kadar vermiş. Arkadaşlar şimdi buğdayımızı depoya getirdim. Ben bunu satmayı düşünmüyorum şu an için. Bunu çuvallayıp eve koyacağım. Şimdi gösterdim size kantarda ne kadar geldiğini. Boş halini de göstereyim size. Bakalım ne kadar hesaplayalım. Şöyle telefonda da şey var. Şöyle gösterelim. Telefonda var arkadaşlar. Arkadaşlar 3110. Tamam mı? Daha deminki de ne gelmişti? 6310. Yani şöyle bir hesap yapalım. 6310 eksi 3110. Tam 3200 kilo arkadaşlar. Şöyle buğdayımızı da gösterelim. Ardiyemize koyduk. Bayram geliyor malum. Bunu şu an elleyemeyiz. 3200 kilo. Arkadaşlar orası bölü 6,5 dönüm. Ortalama 492 kilo. Yani düz hesap 500 kilo diyebiliriz. Allah bereket versin. Olana bereket arkadaşlar. Miko kankacığım bir gelir misin? Gelelim. Kankacığım yani
biz daha farklı bekliyorduk ama. Evet. Şöyle bizi gösterelim kankam. Yani 492 kilo. Ortalama 500 diyebiliriz kanka. Aynen, değil mi? 500. 6,5 dönüm arası. 600 dökmesini bekliyorduk ama işte yine hayat. Ya arkadaşlar yani. Dediğim gibi çiçeklenmeden sonra veya çiçeklenmeden önce yaklaşık 50 gün. 50 gün yani bir yağmur yağmadı ovaya. Evet. Sırf onun etkisinden dolayı bence böyle oldu. Az çıktı. Yani yine çoğu yere göre kanka yine iyi ya. Şükür. Allah yani, bereket versin. Yani bu şartlara göre bence çok aynen. İyi. Biraz kurak geçti işte. Kurak sonradan yağmur yağdı ama fayda etmedi. O yağmurlar aynen. Zaten direkt sararttı. Evet. Pek biraz bir... geç kaldı yağmur. Geç kaldığı için böyle oldu. Ben 600 rahat alırız diyordum. 600-700 falan da yok olmadı. Yani bir yağmur yağsaydı banko. Çünkü arkadaşlar gösterdik tohumlar da sinik kalmış yani. Kuraklık olunca işte sonradan da yağmur yağınca pek bir faydası olmadı. Olmadı. Geç kaldı arkadaşlar. Sap kendini kurutmuştu. O yüzden bir faydası olmadı. Öyle arkadaşlar. Olana bereket. Yapacak hiçbir şey yok. Allah bunun bereketini versin. Bu videomuz da böyleydi kankacığım. Evet. Kendinize çok çok cici bakın. Evet. Videomuzu beğensinler mi? Beğenin. Kanala evet. Abone olun. Evet. Mutlaka da yorum atın. Seviyorum sizleri. Allah'a emanetsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın.